Sevgili takipçilerim ve izleyicilerim, herkese selamlar. Ben bugün hiç kokmadan beyin salatası nasıl yapılır? Sizlerle onun tarifini paylaşıyorum. Ben bunun için bir tane kuzu beyni kullanıyorum. Kuzu beynini bir kabımın içerisine aldım. Buzdolabında soğutulmuş suyu üzerine ilave ettim ve içerisinde 20-25 dakika kadar beklettikten sonra üzerindeki zarları kolayca alıyorum. Zarlar soğuk suda biraz sertleşiyor ve toparlanıyor. Soyması daha kolay oluyor onun için. Daha rahat soyabilmek için beynin lop kısımlarını ayırıyorum. ikiye bölüyorum. Ve gördüğünüz gibi kolayca üzerindeki zarları alıyorum. Parçalamadan almaya özen gösterin. Beyin çok çabuk dağılabilir çünkü. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün olarak üzerindeki zarlar çıkıyor. Birinci lobunu temizledim. Şimdi de ikinci lobu temizliyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Ayrıca bana da destek olmuş olursunuz. Bu lobu da temizledim. Gördüğünüz gibi bütün bir şekilde temizlendi ve şimdi tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine su ilave ediyorum. Şöyle üzerine geçecek kadar olması yeterli. 2 diş sarımsak ilave ediyorum içerisine. Bir tane de soğanımı iri bir şekilde parçalara bölüyorum. Soğanları da içerisine ilave ettim. 5-10 tane de tane karabiber ilave ediyorum. Maydanoz ve dereotunun saplarını kesiyorum. Onları da tencerenin içerisine ilave ediyorum. biraz limon suyu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar sirke ilave ediyorum içerisine. Tuz ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. 10 dakika kaynatıyorum. Şimdi ben yeşilliklerimi doğruyorum. Maydanoz, dereotu ve rokayı birer tutam şekilde hepsinden doğradım. Ve kabımın içerisine aldım. 3 diş de sarımsak kullanıyorum. Ezeceğimle ezdim. İçerisine bir tane limonun suyu, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı zeytinyağı, damak tadınıza göre de tuz ilave ettikten sonra Boza kıvamına gelecek şekilde iyice çırpıyoruz. Beyin haşlandı. 10 dakika haşladım kaynamaya başladıktan sonra. Şimdi içerisinden alıyorum. Süzgecimin içine alıyorum suyu süzülmesi için. Suyu süzüldü. Üzerinde kalan soğanları, sapları falan onları da ayırdım. İri iri doğruyorum. Bu tarifle inanın beyin yemeyen kalmayacak. Hiç koku olmuyor. Bilirsiniz beynin kendine has bir kokusu olur. O kokuyu hiç almayacaksınız bu tarifimle. Çok fazla örselemeden nazik bir şekilde doğradım. Ben salatayı sofraya koymadan 1-2 saat önceden hazırladım. Hazırladığım sosu üzerine ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Servis saatinde de üzerine yeşilliklerini ilave ettim. Yeşilliklerin renginin bozulmasını istemedim çünkü. Yeşillikleri de ilave edip karıştırdım. Salatam servise hazır. İzlediğiniz için teşekkürler.